Merhaba, bu dersimizde JSON veri formatı ile ilgili uygulama geliştireceğiz. Bu uygulama içerisinde birçok işlem olacak, o yüzden tek bir başlık adı altında söyleyemiyorum. Ama bir nesne yapısı oluşturacağız. Bu nesne yapısında sonra veri oluşturacağız. Bu veriyi bir JSON olarak kaydedeceğiz. İçerisinde farklı metotlar olacak vesaire vesaire. O yüzden öncelikle biz çalışmaya başlayalım. Sonra adım adım anlatacağım. Type nesneleri tanımlamalarını burada yapıyorum. Öncelikle name struct'ını tanımlıyoruz. Name struct'ımız name adında struct tipinde İçerisinde family ve personal olan bir struct nesnesi. Diğeri email struct'ı. Bunun da adı email. Tipi struct. İçerisinde ID, integer, kind, string, adres, string olmak üzere 3 tane tip var. Şimdi interest struct'ını oluşturuyorum. Type interest struct. İçerisinde ID ve name var. Bunları da oluşturdum. Şimdi bunları neden yaptık? Bunları daha net anlayabileceksiniz. Çünkü şimdi yapacağım sınıfta düzeltiyorum. Struct'ta type person içerisinde az önce yaptığım diğer struct'ları kullanacağım. Bu person içerisinde int first name string last name string username string gender dediğimiz cinsiyet olayı string name ad name nesnesi tipinde. Email ise birden fazla olabileceği için email dizisi tipinde. İlgi alanı birden fazla olabileceği için ilgi alanı tipinde olmak üzere bir sınıf, bir struct oluşturdum. Şimdi bunlarla ilgili metotları oluşturacağız. Şöyle aşağı doğru. İlk olarak getPerson adında bir metot oluşturuyorum. Bu metot dışarıdan person'ın pointer'ını alıyor. Person pointer'ı. Yani person'a ait, person struct'ına ait bir metot olduğunu anlıyoruz burada. Ve geriye string dönecek. Ne dönecek? GetPerson dedim. Bu first name ile last name'i birleştirsin. Geri dönsün. Bunun için de p.firstname p.lastname bunları birleştir, geriye dön. Gayet basit bir metot. Devamında get person email address diye bir function oluşturuyorum. Bu da yine person nesnesine ait olacağı için person'ın nesne örneğini düzeltiyorum. Pointer'ını gönderiyorum. Bir de gönderirken bana index gönder diyorum. Int
int indeksin kafanız karışmasın diye şöyle de diyebiliriz. Yani i olarak kalsın. Geriye string dönecek bu. Peki ne yapacak? Gönderdiğimiz ID'yi alıp o ID'ye sahip e-mail adresini gönderecek geriye. O indekse ait daha doğrusu. p.email dışarıdan gelen i nokta adres. Bu kadar. Yani hangi personelin nesne örneği bunu çağırıyorsa bu metodu, ona ait e-mail'ler içerisinde şurada gönderdiğiniz indekse sahip e-mail'i gönderecek geriye. Func get person email. Bu da farklı bir yöntem olacak. Bu e-mail adresini değil de e-mail nesnesinin kendisini gönderecek geriye. Peki içerisinde ne var? Bakın e-mail nesnesinin içerisinde ID de var, kind de var, adres de var. Diğerinde sadece adresi geri göndermişti. Bu da gene standart olarak person alıyor ve geriye bu sefer e-mail nesnesi döneceğiz. Yukarıdakinden çok farkı yok. Sadece şunu yapıyorum. Adres değil de bunu gönderiyorum doğrudan. Şimdi yardımcı metotlarımızı yazmaya başlayacağız. Write message msg string. Geriye bir şey dönmeyecek bu. Sadece yazacak. Bir tane de süsleme metodu yapalım. O da şunu yapacak. Dışarıdan bir şey almasına gerek yok. Ve adı da write starline olacak. Çok bilim kurgu bir isim oldu ama güzel oldu. Şimdi diğerlerine bakıyoruz. Ben burada main içerisinde oluşturacağım bu şurada yaptığım nesnelere ait olan veriyi bir JSON olarak kaydedeceğim. O yüzden bu kayıt işlemini yapacak bir function yapıyorum. Save JSON. Dışarıdan file name'i alacak. String olarak. Bir key alacak. Interface oluşturuyorum burada. Ve içerisinde işlemleri yapmaya devam ediyorum. Diyorum ki sen bir dosya oluşturacaksın. Bu dosyanın adı dışarıdan gelen dosyanın adı. Eğer bir hata olursa check error'u yapmadık. Check error'suz nefes alamayız. Check error bu error nesnesini standart bir function'ımız haline geldi artık. Dikkat ederseniz. Nil eğer şöyleyse böyle yap. Öyleyse şöyle yap. Fatal error diyorum. ERR'nin içerisindeki error function'ını bas gitsin. Os.exit diyorum ve uygulamayı kapat. Herhangi bir sıkıntı olursa. Check error. Dışarıdan ERR nesnesini gönderdik. Çok boşluk bırakmayayım şuraya. Şimdi JSON üzerinden new encoder oluşturacağım. Yeni bir encoder. Onu da encoder nesnesine atayacağım. JSON bakın new encoder ve decoder var. Encoder ile diyorum ki şu out file'i al. Ondan sonra err encoder nokta encode
şu şekilde olması gerekiyor. Encode içerisine key verdik. Encode oluştu. Error oluştu. Ve tekrar check error'a error'ı gönderiyorum. Sonra da dosyayla işim bittiği için close edeceğim. Evet, şu an burayla işim bitti. Save JSON bitti. Check error bitti. Başka bir ihtiyacımız olabilir mi? Nesnelerimiz tamam. Metotlar tamam gibi. Her şey hazır gibi. Şimdi sanıyorum artık bunları kullanmaya geldi sıra. Öncelikle benim yapım var. Bir person nesne yapım var. Bunu kullanmam lazım. Person diye bir şey oluşturuyorum ve diyorum ki senin bir nesne örneğini yapalım şurada. Sonra ID'si veri olarak göndereceğim ya buna. ID'si 9 olsun. Virgül aşağı in devam et. First name Cihan virgül devam. Last name Özhan devam. Username şöyle olsun. Gender. Bunu farklı yöntemlerde tutulabilir. Kimisi erkek, kadın şeklinde tutar. Kimisi de işte İngilizce olarak baş harfleri tutar filan. Kimisi de true false olarak tutar. Name. Name'in nesne örneğini oluşturuyorum bu sefer. Çünkü bu bir nesne. Bakalım şurada. Bakın CTRL ve spacebar klavyeden boşluk tuşuna bastığımda bunları gösteriyor bana. Family, ailemiz, digibil, personal, biz garip bir çalışanız. Sonra e-mail'ın nesne örneğini oluşturuyorum. Bu bir dizi olduğu için birden fazla e-mail alıyorlar. Hatırlarsınız. Onu da bu şekilde oluşturmam lazım. E-mail diyorum ki burada da ne var? ID, adres ve kind. ID'si 1, kind, work, iş e-mail'i, adres şöyle olsun. cihanet@spacex.com. Evet, bu da ikinci e-mailim ve ev, yani personal e-mail olsun. Bu da hotmail.com diyelim. Bu şekilde nesnemizi burada da oluşturduk. Dikkat ederseniz hepsinin sonuna bir virgül koymam gerekiyor. Çünkü halen person nesnesinin içerisindeyim ben. Bunu oluşturuyorum. Interest. Burada da interest. Bir hata var mı? Interest. Bunun nesne örneğini oluştur. ID ve name'i var. Bir name. Go şunu copy and paste yeterli gibi bu kadar. Şuraya da şöyle yazalım. 2 ve 3. Burası da tamam. Şimdi bunu kapatabiliriz. Evet, nesne örneğimiz hazır burada. Sanırım en uzun süren kısım buydu. Write message nesnesini kullanacağım. Okuma işlemi başlatıldı. Başladı. Started.
Bunu farklı yerlerde kullanacağım için şöyle bir copy and paste durumu söz konusu. Personal full name diyorum. Bunun içerisinde süsleme yapıyoruz. Starline kullanıyoruz. Sonra diyorum ki getPerson fonksiyonunu kullanacağım. Şurada getPerson. Dikkat ederseniz ad soyad bilgisini getirecek. Şimdi benim nesne örneğim var. Nesne örneğim şu. Mesela burada oluşturduğum person içerisinde veri var. Bunun getPerson ile kullanımını göreceğiz. Burada da response'un resi olsun. Get person. Bizden person'ın pointer'ını istiyor dikkat ederseniz. Ben de buna hafızadaki adresini şu şekilde gönderebilirim. Person yazarsam oldu. Şuradaki sıkıntı sonuna virgül koymamak mı? Evet. Şimdi daha hoş oldu. Düzeltti kendisi. Zaten düzeltmiyorsa bir problem vardır. Şimdi resi write message ile ekranda yaz diyorum. Sonra bir süsleme daha yap. Write starline ile. Sonra bir mesaj yazalım. Alta in olsun bu mesajımız. Ve işlemi değiştiriyorum şimdi. Burada da diğer fonksiyonları kullanacağız. Tabii şunu evet. Şu an hata gitti. Burada da şöyle bir çalışma yapalım. Personal email with index. Index ile yapıyoruz bunu. Write starline res email get person email adres. Bu bizden ne ister? Şunu bana pointer et der. Ondan sonra bunu ekranda yazdırabilirim. Res email derim. Sonra bir starline daha. Write message ters slash n. Sonraki blok burada da personal email'ı al ama email object'i, nesnesini al. Ne ile? Index ile. Write starline res email 2 olsun ve get person email. Bunda da standartımız aynı. Dışarıdan şunun pointer'ını alır ve write message deriz. Res email 2. Res email 2. Write starline. Şurada reading operation ended. Bir aşağı satıra daha indireyim. Bundan sonra çünkü yazı yazdıktan sonra altında bir şeyler daha yazacağım. Bu sefer de başka bir işlem başlıyor. Writing operation started. Artık elde edilen verinin JSON olarak yazılması gerekiyor. Bunu da save JSON. O kadar uzun yazdık ki bunu unutmuş bile olabilirsiniz. Ve buna bir de veriyi göndermem lazım. Verimiz de person nesnesi. Write message writing operation ended diyorum ve çok şükür ki işimiz bitti diyebilecek miyiz? Not enough. Tabii bunlar sadece böyle çalışmıyordu. Bir de hatırlarsanız
indeks alıyordu. O indeksi göndermezsek olmaz. İndeks de zaten içerisinde bir ya da birkaç veri var. O yüzden ben sıfırıncı indeksi isteyebilir miyim? Bakayım. E-mail iki tane var. Yani birinci indeksi isteyebilirim. Diğeri tamam, bu zaten şeydi. Birinci indeks. Diğeri de sıfırı getirsin. Böylece sorun olmaz diye ümit etmekle birlikte. Write message. Tabii ki bu bir nesne olarak geliyor. Biz de bunu öyle ezbere yazmışız. Res email'ı FMT'nin print line'ı ile ekrana basmam gerekiyor. Çünkü email 2. Çünkü bizim write message dışarıdan string alacak şekilde tasarlandı. Ama FMT'nin print line'ı dışarıdan, dikkat ederseniz, interface tipinde, yani farklı türler alabiliyor anlamına geliyor bu. Şimdi çalıştıralım. Çalıştırdığımda sanıyorum herhangi bir sıkıntı olmazsa person.json şurada oluşturulmuş bir şekilde görünmesi gerekiyor. Evet, person.json oluşmuş. Person.json. Şurada işleme bakarsak, reading operator started, personal full name, Can Özhan, personal email with index, index'i aldık bunu, with index, obje nesnesini al, bakın, bir workspace x e-mail'i ve bu bitti, waiting operator ended vesaire vesaire. Bunlar bittikten sonra da JSON oluşturdu. JSON'ımızda gördüğünüz gibi standart bir JSON formatında bu şekilde oluşturuldu. Umarım yararlı olmuştur diye düşünüyorum.